Efendim merhaba, Süper Haber TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Mevzuların programında Alparslan Ertuğ'la birlikte bu hafta önemli bir misafirimizi konuk edeceğiz. Kendisi Manas Destanı ile ilgili çalışmaları olan kıymetli bir isim. Doktor Abdurresul İshakov, Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelmiş ve Türkiye'de akademik çalışmalar yapan, Manas Destanı'nın çevresinde yapan önemli bir isim. Onunla beraber Manas Destanı'ndaki casusluk hikayelerini ve casusluğun ipuçlarını konuşacağız. Evet hocam, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle izleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Hoş bulduk. Ben Kırgızistan kökenliyim. Türkiye'ye master yapmak için 2005 yılında geldim. Master'dan sonra doktora yaptım. Ondan sonra da post doktora yaptım. Şu anda Ankara'da oturuyorum. Araştırma merkezinde ve dışarıdan çalışıyorum. Evet, şimdi Manas Destanı ile ilgili Türkiye'de herkesin Manas Destanı deyince zihninde bir şeyler şekilleniyor ama açıkçası yani vatandaşların Manas Destanı ile ilgili çok ciddi bilgilerinin olduğunu düşünmüyoruz. Sadece isim düzeyinde bir bilgiye sahip olduklarını zannediyoruz. Siz de Manas Destanı üzerine çalıştınız, bunun çevirisini yaptınız. Biraz Manas Destanı ile ilgili konuşabilir miyiz acaba? Ayrıca bu çeviriyle ilgili çalışmalarınızdan da kısaca bahsetseniz iyi olur. Olur. Manas Destanı'nın Kırgızlar üzerinde büyük bir yeri var. Onun için normalde ben tarihçiyim. Ama biz bunu destanı bir ansiklopedi olarak gördüğümüz için Kırgızların ve Türk halklarının ona sık sık başvuruyoruz ve bundan istifade ediliyor. Biz de bu destanı Türkiye'de daha iyi tanıtmak için birkaç sene önce destanın akademik baskısını yaptık 3 cilt olarak. Ben de o çeviri ekibindeydim. Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından yayınlandı ve bu Türkiye'de ilk defa bir baskı oldu. Tabii ondan öncesinde Abdülkadir İnan'dan bu yana destanla ilgili bazı çalışmalar yürütülmekteydi. Ve 95 yılında biliyorsunuz Manas Destanı'nın yıl dönümü oldu. Onda da bunun yetkisiyle evet, Türkiye'de kutlandı ve yayınlar arttı ama tabii ki yeterli değil. Manas Destanı'nın birkaç özelliğini söylemek istiyorum. Bu konunun daha iyi anlaşılması için. Mesela bu destan dünyada canlı olarak söylenen ve sürekli geliştirilen tek destan. Ya şimdiye kadar başka milletlerinde bazı destanları var ama onlar şu an canlı değil. Kayda geçirilmiş. O şekilde biliniyor ama bu destan canlı bir destan. Kırgızistan Bilimler Akademisi'nde Manas Destanı'nın 70 varyantı korunuyor. Artı günümüzde onlarca yeni şu an yaşayan Manasçılar kendi varyantlarını söylüyorlar. Yani bu bir sürekli yenilenen bir olgudur. Canlıdan kastınız nedir hocam? Sözlü aktarım. Yazılı değil, sözlü aktarımı kastediyor. Sözlü, canlı şekilde sözlü olarak bu yaşatılıyor ve zenginleştiriliyor. Demek istediğim. Bir de bu Manas'ı Manasçılar günlerce söyleyebiliyor. Geçen ay Guinness kitabına, Bişkek'te bir Döles adlı Manasçımız Guinness kitabına girdi bunu söylediği için. Eskiden daha 50-60 sene önce mesela bizim büyük Manasçılardan Sayakbay Karalayev var. O durmadan 21 gün gece gündüz tabii arada su içiyor, biraz gıda alıyor ama 21 gün söylemiş. Ya bu da kabaca hesapla 10 milyon satıra denk geliyor. Yani bir Türkiye'de en uzun, en büyük destan olarak bilinir ya, onun bir altın doldurmak için bunu belirtmiş olayım. Ve Manas Destanı Kırgızistan'da kanunla korunuyor. Ben dünyada başka bir destan bilmiyorum böyle kanunla korunan. Peki hocam, casusluk meselesine girelim biraz. Yani
Alparslan abi şeyde yani birkaç program tarihin en eski metinlerinden istihbarat izleriyle ilgili programlar yaptık. Manas Destanı da kuşkusuz sadece işte bir bilgi aktarımı vesilesiyle okunan, aktarılan bir kitap değil. İçerisinde çok ciddi anlamda her konuyla ilgili. Hocam zaten ansiklopedi, biz evet. ikide bir başvuruyoruz kendisine dedi. Evet, yani bu casusluk mevzuyla ilgili Manas Destanı'nda neler bulunuyor hocam? Şimdi Manas Destanı bir kahramanlık destanıdır. Destanında onlarca savaş var anlatılan. Ve tabii ki bu savaş olunca, savaş öncesinde ve savaş sırasında da bir istihbarat olayları söz konusudur. Destanda istihbaratla ilgili pek çok bilgiyi bulmak mümkündür. Kırgızca'da bu çatışlar için genel olarak iki tabir kullanılır. Bu destanda geçen tabirler, biri cansız. Yani Türkçedeki gibi cansız. Yani bir insan var ama o aynı zamanda da bir gözükmeyen, bir gizemli biri veya ölü gibi biri anlamında kullanılan cansız ve tınçı kelimesi kullanılıyor. Bu terim de dinlemekten geliyor, birisini dinlemekten. Destanda genelde bu iki tabir daha çok kullanılıyor ve fiil olarak da mesela bakalo fiili var. Bu bakalo fiili de yani birisi hakkında bir şeyi anlatmak şeklinde açıklanabilir. Tabii tınçıdan hareketle dinlemek, tındo fiili de kullanılıyor orada. Şimdi destan hemen başladığı anda, Manas'ın doğumuyla başlıyor. Hemen o anda bir istihbarat olayı birlikte başlıyor. Orada düşman olarak Çinliler ve Kalmuklar gösterilir. Burada bir ilginç nokta da Moğollar mesela. Kalmuklarla Moğollar normalde aynı kökten ama Moğollar bir kardeş halk olarak orada işlenir. Ama Kalmuklar düşman. Çünkü Kırgızlar tarihine baktığımız zaman bir Cungar istilası var Orta Çağ'ın sonlarında. Bundan olsa gerek ki Kalmuklar Çinlilerle birlikte bir de Mançular var. Onlar bir düşman olarak işlenmiştir. Ve bu Pekin'deki saray, kutsal kitapta sarayda korunan bir Manas adında birisinin Kırgızlar'da doğacağı ve onun zamanı geldiğinde Altay Pekin'e han olacağı yazılmıştır. Bunu önlemek için Çin ve Kalmuklar bütün Kırgızları teftiş etmeye, onların içinde yeni doğan çocukları veya hamile olan kadınları öldürmeye başlarlar. Bunu önlemek için de bu Kırgızlar bir yol bulur ve Car Manas adında birini ona verirler. Yani Çinlilere. Tabii o zaman Kırgızları Çinliler işgal etmiş ve her yöne dağıtmıştı. Bu olay Manas'ın doğumundan itibaren bu istihbarat işlerinin daha orada yürüdüğünü gösterir ve Kırgızlar da tedbir amaçlı Manas'ın ismini değiştirirler. Ona Chong Jindi ismini verirler. Yani bu bir deli anlamında. Çince mi hocam bu isim? Kırgızca. Yok, Kırgızca. Chong Jindi yani büyük deli veya kocaman deli anlamında ismini değiştirirler ve Manas'la ilgili yeni bir gerçek bilgi sızması olursa bize haber ver diye Çin yöneticilerinin ülkesinde yaşayan bir Kalmuk rahibi de görevlendirirler. Zamanın geçmesiyle onlar bu Car Manas'ın sahte Manas olduğunu öğrenir ve Manas'la ilgili konuşmaya veya bir hamlede bulunmaya başladığında rakip, bu Kalmuk rahibi yola koyulur ama o yaya 7 günde geldiği için arkasından, bunların peşinden de Kalmuk askerleri Kırgızlara gelir. Tabii Manas artık büyüdüğü için onların üstesinden gelmeyi başarır. Ama burada demek istediğim daha Manas'ın doğumuyla ilgili itibaren bu arada bu istihbarat işleri başlamıştır. Çinliler bu Manas'ı daha genç delikanlıyken bulmak için kervanlar gönderilir Kırgız yurtlarına.
Kırgızlar o zaman Altay'da yaşıyorlar. Ve burada Uygur ve Sartları, bu genelde tüccar olan onlar, hem tercüman hem casus olarak kullanmak için onları aralarına katarlar. Onlardan istifade ederler. Manas da onları tutukladığı zaman Çinlileri öldürür. Ama bizimle kardeşmişsiniz diye Uygur ve Sartları öldürmez. Tersine onlara ev verir, evlendirir, hayvan verir. Ama onların içinden biri gece bir atı çalarak Kalmuklara kaçar. Burada da bir istihbarat olayından bahsediyoruz. Bir kardeş olmasına rağmen istihbaratın her yerde olabileceğini, bazılarının sadık olup gene de gayri din olmasına rağmen eski sahiplerine kaçabileceğini gösteren güzel bir örnektir. Bir başka olay, Manas'ın akrabaları veya bunları dağıtır, Nogay Han'dan gelen Türk kökenli halkları ve Kırgızları dağıtır. Bir Bay adında bir akrabası da Manas'ı bulmak için Doğu Türkistan'dan Altay'a gider. Yolda da Kalmuklar bunu yakalar, öldürdük diye bir kenara attığında bu ölmemiş olur, şans eseri. Ve orada Kalmuk askerlerinden Neskara'nın bu dev biri konuşmalarını dinler. Orada daha çok bu destan biliyorsunuz, orada onun akıllı bir atı var. O anlatır. Sen burada bulunan köleleri topla, silah ver ve Manas'a saldır. Onu yakalayınca Pekin'deki han çok memnun kalır diye ona akıl verir. Bu bay da bunu duyar ve bu önemli bilgiyi onlardan önce Kırgızlara ulaştırır ve bu sayede Kırgızlar Çinlilere karşı tedbirlerini almış oluyorlar. Tabii Çinliler bununla sınırlı kalmaz. 11 kişiden oluşan bir yeni bir elçi heyeti gönderir. Onların amacı da öldürmek, Manas'ı öldürmek. Ama tabii onu amacında başarılı olamazlar. Bu gönderdiği kişilerle başarılı olamayınca Çinlilerin büyük hanı Esen Han, aldığı, topladığı istihbaratları değerlendirir ve Kırgızlara karşı Uygurları, diğer Türk boylarını ve Kalmukları kışkırtmaya başlar. Şöyle bir baktığımız zaman orta çağlarda Kırgızların Uygurlarla savaşı söz konusu, Göktürklerle savaşı da söz konusu, Kalmuklarla zaten 16. yüzyıl, 17. yüzyılda savaşları söz konusu. Yani bu bir destana tarihteki olayların yansıması. Burada da bir Çin'in nifak sokması söz konusudur. Evet. Adamlar bir göndererek. Resul Bey. Manas, efendim. Siz cümlenizi tamamlayın, bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi bildiğim kadarıyla Manas kısa bir dönemde olsa Çin'de bir hanlık kuruyor. Bir egemenliği var, değil mi? Altay, evet. Bu orayı zapt etmeden önce oraya istihbaratçı ya da casus haber alma amaçlı gönderdiği kişiler var mı? O konuda bize bir şeyler anlatabilir misiniz? Yani askeri seferi yapmadan önce bilgi almak üzere gönderdiği kişiler. Evet, oraya geliyordum. Şimdi Manas han seçilir Türk halkları tarafından. Ve bu hanlık döneminde bir istihbaratta, bir karşı istihbaratta uyguladığın destanı okuyunca görebiliyoruz. Yani onların hamlelerini artık Manas önceden peşinen biliyor. Bununla ilgili pek çok örnekleri vermek mümkündür. Orada mesela bir altın kullanılıyor işte bilgi edinmek için. Bazen de aralarına sızıyor. Mesela Kalmukların Ordu Hanı'nın bir pehlivanı var. Onun öldürülmesi lazım. Kırgızlardan da Pöyüş adlı bir sihirbaz biri onların içine önceden karışarak bir
ihtiyar kılıfına bürünüp içine girir ve onlar beklenmediği zaman, beklemediği zaman bir darbe indirir ve o pehlivanı öldürür. Dolayısıyla Kırgızlar o Kalmukların Orgo Hanı'nı savaşta kazanırlar. Daha sonra böyle Kalmuk Hanlarını birer birer ortadan kaldırdıktan sonra bunlar Pekin'i alacağız diye. Bu da destanın en önemli bir parçası. Büyük Gazavat olayıdır. O zaman da Çin'den gelen Almanbet, bu Manas'ın en yakın dostu. Zaten soylu biri. Gençken en iyi eğitimi almış Çin'de. Bu Almanbet hem ordunun başına geçer. Çin sınırını geçtikten sonra da önce kendi yanına bir adam alarak Çin içlerine girip stratejisini belirler ve istihbarat toplar. Zaten o neler olduğunu biliyor. Mesela orada mesela böyle bir şey geçer. Yolda giderken geldiğin yoldan gitme diyor. Geçtiğin suyu tekrar geçme. Uyuyan ulu dağların üzerinde uçarak yuvana ulaş. Yani bu giderken de çok dikkatli ol diyor. Burada daha önce dediğimiz gibi rakipler ve istihbarat toplamada tüccarlar çok sıkça kullanılıyor. Tabii ki bir haberleşme olarak güvercinlerden kullanımı, güvercinlerden mektup alma görülüyor. Bir de bu destan olduğu için bu Almanbet Beycin'e kadar giderken yolda onların bazı engellerini aşmak durumundaydı. Mesela bir sarı tilkiden bahsedilir, ördekten bahsedilir, dağ koçu. Bunlar sıradan bir hayvan olmayıp bilgileri Çin Hanı'na ulaştıran, bir tehlike olduğu zaman onu öngörmesi ve bildirmesi gereken hayvanlar. Bunları Almanbet ustalıkla ortadan kaldırır. Tabii hepsini değil, bazıları bu bilgileri ulaştırmayı başarır. Ama o yolda giderken ne diyor? Değil içine girmeden, ineğine gözükmeden gitmesi gerekecek. Tabii onlar giderken Çinli gibi giyinirler ve Almanbet zaten Çince bildiği için karşı Kırgızlara karşı gelmekte olan orduyu başka bir yöne yönlendirir. Kırgızların işte zaten o zamanlar bile sayı olarak bunlar çok az. Çin biliyorsunuz sayı olarak çok büyük. Ama bu işte istihbaratın sayesinde o geliştirilen stratejileri kullanarak tabii ki savaşlarda da üstün gelerek Kırgızlar Çet Beycin bu orada 5-6 tane Beycin'den bahsedilir. Hem destanda hem tarihte de öyle. Bu Çet Beycin'i alır ve oraya han olur. Bu Dip Beycin veya günümüzdeki merkezi Pekin değil. Bu bahsedilen büyük ihtimalle Çin sınırı, Çin duvarları var ya, o bölgelerde bulunan bir şehirden bahsediliyor orada. Tabii onlar da karşı hamlelerde bulunuyorlar, Çinliler. Onların casusları da mesela Kırgızlar arasında Kırgızca virt çektirir. Yani Kırgızca çok iyi konuşmasını bilir ve bunların sadece 6 ay orada Manas'ın kalıp sonra orayı kaybetmesinde de istihbarat olayı kendi rolünü oynamıştır. Mesela Manas oraya gidince biraz rahatlar ve eski oradaki aşçı var, Suykucu ismi, ona güvenir. Ama o Çinliler için çalışmakta ve çok önemli bir bilgiyi ekmek içine gizlediği mektupla Çin komutanlarından, kahramanlarından Konurbay'a ulaştırır. Bu mektupta Manas'ın ne vakit ve ne şekilde öldürülebileceği anlatılır. Bu mektubu kullanarak zaten orada biliyorsunuz Kırgızlar Müslüman olduktan sonra İslam da işlenir. Tabii zaten bunlar büyük gazavata gidiyorlar. Sabahleyin, sabah namazından sonra o zırhlarını giymiyor ve o zaman siz bu Manas'ı gafil
avlayabilirsiniz diye bu mektupta bildirilir. Konurbay da bu istihbaratı en iyi şekilde değerlendirip sabahtan Manas'ı yaralamayı başarır. Tabi zehirli bir baltayla vurur. Başka varyantlarda bu mızrak olarak geçer. Ve bunun sayesinde Manas belli bir zaman geçtikten sonra zehirlenerek ölecektir ve Kırgızlar da savaşta elde ettikleri başarılardan vazgeçmek ve geri vatanlarına veya Türkistan'a dönmek zorunda kalacaklar. Evet. Hocam, kuşkusuz çok geniş olayların anlatıldığı bir kitaptan bahsediyoruz. Yani Türklerin ortak mirasından bahsediyoruz. Yani üzerine konuşacak çok fazla mevzu var ama bu programımızın sonuna geldik. Yine inşallah başka bir vesileyle... Çok kısa şeyi ya ilave edelim. Manas'ın türbesi Kırgızistan'da bugün, değil mi? Benim bildiğim kadarıyla Talas eyaletinde. Talas'ta. Talas'ta. Ama o bir sahte bir türbedir. Destan'da onun başka bir yere gizlendiği, defnedildiği söylenir. Normalde orada başka birisi yatıyor. Ama genel kabul Manas'ın türbesi olarak kabul edildiği için oraya gidiyorlar, görüyorlar. Eğer zaman varsa bir konuya değinip bitireceğim ama yoksa... Çok kısa, buyursunlar hocam. Söyleyen şey diyoruz. Şimdi bir Manas'ın bir silahı var. Akkelte diye. Silah bir olağanüstü bir silah. Mesafe tanımıyor vurunca ve orada anlatıldığına göre bir kurşunla 8 adam öldürebiliyor. Bu zamanında 1980'lerde KGB'nin ilgisini çekmiş. Ve bir araştırma yapmışlar. Daha sonra bu bilim adamları da bunu teyit etti. Rusça gazetelerde bununla ilgili bazı bilgiler var. Yani bu nükleer bombasından sonra, 60'lardan sonra yani bir radyasyon yaymayacak ama etkin bir kural nasıl üretilir şeklinde bir Rusların çalışması olmuş. Daha doğrusu SSCB'nin. 90'lardan sonra da bu o ekipte çalışan biri İsrail'e dönmüş ve İsrail üzerinden başka dünyadaki istihbarat örgütlerinde bu ilgisini çekmiş diye bir bazı bilgiler söz konusu Rusça olarak. Bu zamanında ilginç Rusça'da bir diziye veya bir sinemaya da konu olmuş bir silah üretiyorlar. Bu destanda anlatılan bir şekilde böyle etkin bir silah. Ve bu konu ciddi şekilde bir araştırma konusu olmuş. Tabii bu bir iddia. Şimdi Türkiye'de de mesela bir tulpar var. TSK envanterinde. Bir de Altay var. Bunlar çok benim hoşuma giden şeyler. İsim olarak işte Manas Destanı'nda geçen veya bütün Türk kültürünü ifade eden bir tabirler. Bu Akkelte de bir yeni bir silahın adı olabilir diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Öneriniz. Ben teşekkür ederim. Alparslan abi, çok teşekkür ederiz. Keyifli bir söyleşi oldu. Ben teşekkür ederim. Bir Kırgız kardeşimizi konuşturma ve izleyicilerimize tanıştırma fırsatı verdiniz. Eyvallah. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Süper Haber TV YouTube kanalından Mevzuların programımızda bu hafta Doktor Abdurresul İshakoğlu konuk ederek Manas Destanı'nı ve Manas Destanı'ndaki casusluğun ipuçlarını masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Süper Haber TV YouTube kanalını takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.